değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu 1. Murat dönemi. Malumunuz değerli arkadaşlar bir önceki derslerimizde Osmanlı Orhan'dan bahsetmiştik. Şimdi Avrupalıların kibar şövalye olarak ifade etmiş olduğu hükümdar, bey anlamına gelen Hüdevendigar ünvanına sahip padişahımız Sultan 1. Murat değerli arkadaşlar. 1. Murat hakkında tarihçi iki ponist arkadaşlarım. Padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir diyerek bir nevi Hoşgörülü yaklaşımını da ortaya koymuştur diyeceğiz. Evet, 1. Murat devleti yaklaşalım. Sancak sistemiyle yetişen ilk padişahımızdır. Sancak sistemiyle yetişen ilk padişah Murat olduğuna göre son yetişen padişah kimdir diye bir soru üretecek olursak cevabımız ne olur Devlet yaklaşalım. Tabii ki sancak sistemine son veren padişahım. 3. Mehmet olacaktır cevabımız. Peki sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı kimdir dersek Tabii ki cevabımız 3. Mehmet'ten sonra tahta çıkan 1. Ahmet olacaktır değerli arkadaşlar. Evet 1. Murat dönemindeki şöyle bir askeri faaliyetlere baktığımızda her şeyden önce Bizans ve Bulgar kuvvetlerini mağlup ederek değerli arkadaşlarımız Edirne'yi ele geçirmiş olduğumuz savaş. Sazıdere Savaşı. Çok önemli değerli arkadaşlar Sazıdere Savaşı. Çünkü Bizans'ın Balkanlardaki en önemli kalesini ele geçirdik. Ve bir süre sonra da devletin merkezini merkezi haline getirdik Edirne'yi değerli arkadaşlar. Örte 1364 yılında yani bir sene sonra değerli arkadaşlar bir nevi sazı denen intikamını almak isteyen e, güçlerden Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleriyle değerli arkadaşlar yani bir nevi Osmanlı Balkanlardaki ilerleyişinden tedirginlik duyan, e, sıkıntı duyan devletler bir araya geldi ve Osmanlılarla savaş yaptı değerli arkadaşlar. Bu savaş Sırpların sindirildiği e, Sırp Sındığı Savaşı değerli arkadaşlar. Namı diğer birinci Çirmen Savaşı olarak da karşıma çıkar. Bu savaş önemli değerli arkadaşlar. Çünkü bu savaş Osmanlı tarihindeki ilk Haçlı Savaşı'dır. Osmanlı Haçlı Savaşı olması yönüyle önemlidir. Hatırlayın bu savaşın isminden esinlenerek Mustafa Kemal Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne değerli arkadaşlarımız Rum Sındığı ifadesini kullanmıştır önemli. Artı devlet arkadaşlarım, bir nevi Sırp sınırının intikamını almak isteyen devletler devlet arkadaşlarımız bir araya geldi ve Çilmen Savaşı gerçekleştirildi diyeceğiz. Bu Çilmen Savaşı devletler arkadaşlar Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlandı ve Makedonya yolu Osmanlı'ya açıldı diyeceğiz. Yine 1388 yılında Piloşnik Savaşı vardı değerli arkadaşlarımız. Lala Şahin komutasındaki Osmanlı ordusu pusuya düşürülecek ve Osmanlı Balkanlarda ilk kez mağlubiyeti tatmıştı değerli arkadaşlarım. Artı 1389 Kosova çok önemli bir savaşlarla arkadaşlar çünkü bu savaş Osmanlı Haçlı arasındaki gerçekleşen bu savaşlarla yaşamız Osmanlı'nın ilk kez savaş meydanında top kullandığı bir savaş Osmanlı ilk kez askeri silah olarak topu bu savaşta kullandı. Peki buradan soru üretecek olursak Dünya tarihinde ilk top hangi savaşta hangi toplum tarafından kullanılmıştır dersek? Tarih 1346, Yüzyıl Savaşları esnasında Kıraç Savaşı'nda değerli arkadaşlar İngilizler tarafından Fransızlara karşı kullanıldı ilk top. Ancak orada yıkıcı gücünden istifade edildi ama biz Kosova Savaşı'nda sesinden, ürkütücü gücünden istifade etmek için kullandık değerli arkadaşlar. Önemlidir bu savaş. Hatta bu savaş sırasında değerli arkadaşlar, Darsu Savaşı'ndan sonra Birinci Murat Savaş Meydanı'nı gezecektir. Yaralı bir Sırp Esir tarafından değerli arkadaşlar şehit edilecekler. Miloşi bir isimli bir şahıs tarafından şehit edildi. Birinci Murat Devlet Keşer. Hatta iç organları oraya defnedildi Devlet Keşer. Meşhedi Hüdevendigar derler. O iç organlarının defnedildiği yere. Yani şehadet yeri anlamına gelen bir ifade. Cesetli Devlet Keşer mum yanı olarak Bursa'ya getirmiştir. Bursa'ya defnedildi. Dolayısıyla Birinci Murat'ın iki tane türbesi var Devlet Keşer. Bir tanesi Kusovada diğeri ise Bursa'dadır. 1. Murat döneminde yapılan Doğu bölgesinde yaptığı faaliyetler yani Anadolu faaliyetlerine baktığımızda değerli arkadaşlarımız bu dönemde Yermeyen Bey'i Süleyman, Süleyman Şah'ın kızı değerli arkadaşlarımız Devlet Şah Hatun ile Şehzade Beyazıt arasında bir evlilik gerçekleştiriliyor. Bu evliliğin sonucunda Süleyman Şah damadı Beyazıt değerli arkadaşlarımız Kütahya, Emet, Tavşanlı, Simav gibi bölgeleri çeyiz vermiştir. O halde Osmanlılar Anadolu'da akrabalık kurarak bazı e, toprakları ele geçirdiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yine aynı yılda değerli arkadaşlarım Hamitoğulları'ndan Hüseyin Bey döneminde 80 bin altın karşılığında Isparta, Akşehir, Beyşehir, Sedişehir, Yalvaç gibi bölgeleri e, satın aldık. <laughs> Ekonomik gücümüzü kullanarak Anadolu'da toprak elde ettiğimizi söyleyebilir miyiz? Evet. Yine bu dönemde değerli arkadaşlarımız ilk Osmanlı-Karaman mücadelesi gerçekleşiyor. Frank Yazı Savaşı. Hatta şunu söyleyeyim bu savaş esnasında, esnasında değerli arkadaşlar göstermiş olduğu cengaverlik gözünün kara olmasından dolayı e, şahsede beyaz da şimşek veya yıldırım beyazıt namı verecekler değerli arkadaşlar. Peki ben bu bilgiye bakarak şunu söyleyebilir miyim değerli arkadaşlar? <laughs> Bakın Germen oğullarından biz akrabalık kurarak toprak aldık. Hamit oğullarından ekonomik gücümüzü kullanarak toprak aldık. Karaman oğullarından değerli arkadaşlar askeri gücümüzü kullanarak toprak aldık. O halde Osmanlı Anadolu'daki topraklarını genişletirken birbirinden farklı stratejiler izlemiştir diyebilir miyiz değerli arkadaşlar? Evet, önemlidir değerli arkadaşlar. Evet, 1. Murat döneminde yapılan askeri faaliyetler bunlar değerli arkadaşlarımız. Şimdi devletin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak 1. Murat döneminde yapılan kurumsallaşma, teşkilatlanma faaliyetlerine baktığımızda. Evet, 1. Murat döneminde değerli arkadaşlar her şeyden önce ülke hanedanın ortak malı iken padişah ve oğullarının malı haline getirildi. O halde ülkede devlet yaşar, hükümdarlıkta yeğen, amca ve kardeşin hak iddiasından vazgeçmesini ortam hazırladık. Padişah oğulları var. Böylece biz veraset sisteminde değişiklik yaptık mı? Evet. <laughs> Amaç ne? Amaç tah kavgasını azaltmak, merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Şöyle bir buradaki bilgileri kullanarak değerli arkadaşlar genel bir bilgi verecek olursak. Biliyorsunuz Türklerde geleneksel veraset anlayışı var. Yani ülke hanedanın malı değerli arkadaşlar. Oğul, yeğen, amca ve kardeşin ortak malıdır. Eşi duran da deşisi gibi değerli arkadaşlar, Eşi duran da hükümdar olma hakkına sahiptir bu hanedan üyesi erkek üyeler. Bu durum yoğun bir şekilde taht kavgasına, dolayısıyla taht kavgası merkezi otoritenin zayıflamasına ve maalesef devletlerin kısa ömürlü olmasını ortam hazırlıyor. Veraset sisteminin geçerli olmadığı tek Türk devleti değerli arkadaşlarım Kölemenler, et devleti Türkiye veya da Memlük adıyla bilmiş olduğumuz Mısır'da kurulmuş olan 4. Türk Devleti değerli arkadaşlar. Verasetin etkili olmadığı tek Türk Devleti odur. Çünkü Memlük değerde her her emir sultan olabilir de anlayışı var değerli arkadaşlar. Kendisini güçlü hisseden her komutan taht iddiasında bulunabilirdi. Verasetin etkili olmadığı tek Türk Devleti. Peki veraset sisteminde değişiklik yapan tek Türk Devleti kimdir dersem? Tabii ki şekil adı olduğu gibi Osmanlı. Padişah olarak da birinci Murat'tır diyebiliriz. Amaç taht kavgasını azaltmak, merkezi öteriteyi güçlendirmek değerli arkadaşlar. Evet bu dönemde yapılan faaliyetlere baktığımızda ilk defa değerli arkadaşlar vezir azamlık. Zaten vezirlik Orhan zamanında kurulmuştu. İkinci vezir atadık değerli arkadaşlar. Bir tanesi baş vezir yaptık. Namı diye satır azam. Artı defter, devletin gelir gider kaleminden sorumlu olan defterdar, devletin hukuk işlerinden sorumlu kaza askerlik makamı da bu dönemde oluşturuldu. O halde divan üye sayısı artmıştır diyebilir miyim? Evet değerli arkadaşlar. Evet bu dönemde Osmanlı'nın ilk eyaleti değerli arkadaşlar Rumeli'de kuruldu. Manasır günümüzdeki Makedonya'da değerli arkadaşlarımız Manasır merkezi Rumeli Beylerbeyli veyahut da Rumeli eyaleti inşa edileceğiz 1. Murat zamanında. Ve bu dönemde ilk kez sistemli bir şekilde devlet yaşamız tamar sistemi uygulanmıştır. Temeli ta Orhan'a kadar hatta Osman'a kadar götürebilir. Ama bunun teşkilatlı sistemli bir hale getiren Sultan I. Murat'tır diyeceğiz devlet arkadaşlar. Evet bu dönemde ilk kez pençik sistemi, pençüyek yani beşte bir devlet arkadaşlar. Düşman savaş esirlerinden elde edilen askerler devlet yaşar. E, yaya ve Müslüman ordusunun yetersiz olması üzerine Yeni bir askeri birlik oluşturduk değerli arkadaşlar. Adı Pençik Sistemi. Ki ilerideki devşirme sisteminin temelini oluşturacak bir sistemdir. Pençik Sistemi değerli arkadaşlar. Artı bu dönemde değerli arkadaşlar Edirne Sarayı'nda ilk kez Enderun Mektebi inşa edildi, açıldı. Enderun Mektebi değerli arkadaşlar bu devşirme kökenli çocukların devlet memuru olarak yetiştirilmiş olduğu makamdır. Daha doğrusu saray okulu olarak karşıma çıkar. Enderun Mektebi'nden mezun olan bu devşirme kökenli çocuklar değerli arkadaşlar... Üç makama gelemez Divan-ı Hümayun'da. Nedir bu? Hanedan üyesi olmadığı için padişahlık makamına gelemez. Türk ve Müslüman kökenli olmadıklarından dolayı kazı askerlik ve Şeyhülislamlık makamına gelemez Divan-ı Hümayun üyesi olarak. Onun dışındaki her türlü mevki makama gelebilirdi bu şahıslar devlet yaşar. Ve hatta işin özü bu çocuklar yani ellerinde yetişen bu çocuklar kalemiye ve e, seyfiye sınıfının üyesi olabilirler ama ilmiye sınıfının üyesi olamazlardı da devlet yaşar. Evet ilk kez acemi olanlar ocağı bu dönemde kuruldu derler. Arkadaşlar bu devşirme kökenli çocukların eğitim aldı. askeri eğitim almış oldu. Aşağı yukarı 7-8 yıllık bir asker eğitim süzgecinden geçti. Acemi olanlar ocağı kuruldu ve buradan Yeniçeri ocağına asker yetiştirildi derler. Arkadaşlar. O halde Yeniçeri ocağının temelini atan 1. Murat'tır. Peki Yeniçeri ocağına son veren padişah kimdir dersek değerli kaşarımız? Yıl 1826. Vakayı Hayriye hayırlı olay. Özellikle ıslahatların öndeki en önemli engelin kaldırılmasından dolayı devlet yaşa malumuz hayırlı olay olarak adlandırılır. Kaldır aç Mahmut. Namı der işte 2. Mahmut zamanında ortadan kaldırıldı devlet yaşar, yeni Yeniçer Ocağımız. Evet bu dönemde işte Kosova Savaşı'nda kullanmış olduğumuz topları da inşa eden Topçu Ocağı bu dönemde kuruldu devlet yaşa Artık ilk şehzade isyanı devlet yaşa bu dönemde yaşanmıştır. Oğlu Savcı Bey Murat'a karşı isyan etti. Savcı zaten malum değerli karşı önce gözleri gözlerine mil çekildi. Daha sonra öldürüldü diyeceğiz. Evet Murat'tan sonra iş başına geçen Osmanlı Padişahı Frenk Yaslı Savaşı'ndan dolayı kendisine Yıldırım ünvanı verilmişti değerli arkadaşlar. Sorularda Yıldırım Beyazıt ifadesini çokça göreceğiz. Ama bazen birinci Bayezid olarak görürsek de şaşırmayın değerli arkadaşlar. Evet birinci Beyazıt dönemine baktığımız zaman değerli arkadaşlar her şeyden önce İstanbul'u kuşattı. Hatta İstanbul'u dört kez kuşattı derler arkadaşlar. Osmanlı ilk kez İstanbul'u kuşatan padişah olarak bilinir. Osmanlı tarihinde İstanbul yedi kez kuşatıldı derler arkadaşlar. Bunun dört tanesi Yıldırım Beyazıt Tan zamanında. Bir tanesi Fetret devre esnasında Musa Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Bir tanesi 2. Murat zamanında, sonuncusu ise Fatih zamanında gerçekleşti derler arkadaşlar. İşte 7 tane kuşatmanın dördünü gerçekleştiren liderdir birinci Bayezid değerle kaşar. Hatta bu kuşatmayı etkin şekilde gerçekleştirmek yani Karadeniz'den gelecek olası yardımları engellemek adına bir hisar yaptı devlet kaşar Yıldırım Beyazıt. Bu hisarımızın ismi Anadolu tarafına yapıldığı için Anadolu hisarı olarak anılırdı devlet kaşarımız. Namı diğer güzelce hisar. Çoğu zaman devlet kaşar sorularda çeldir olarak boğaz kesen hisarı ifadesinde görürsünüz. Doğrudur. Boğaz kesen vardır. Ancak o hisar Anadolu hisarının tam karşısına Fatih tarafından gerçekleştirilen e, Rumeli hisarının değer adıdır. Karıştırmamak gerekiyor değerli arkadaşlarımız bu iki hisarın ismini. Evet. Özellikle İstanbul kuşatması esnasında Osmanlı'ya karşı tek başına Kore, e, tek başına karşı koyamayacağını anlayan Bizans İmparatorluğu ne yaptı? Avrupa devletlerinden yardım istedi değerli arkadaşlarımız. İşte Avrupa devletleriyle Osmanlı arasında gerçekleşen önemli bir savaş. 3 saat süren bir savaş değerli arkadaşlar. Neybolu Savaşı. Bu savaş önemli değerli arkadaşlar. Çünkü İngiltere'si, Fransa'sı, İskoçya'sı, e Lehistan'a, Macar'ı, Venedik, Cenova'sı gibi bir bina farklı devletler Osmanlı'ya şey, Bizans'a yardıma geldi. Hatta şunu söyleyebiliriz. İlk defa Katolik ve Ortodokslar işbirliği yaparak Osmanlı'ya karşı mücadele etti ama Yıldırım gibi bir deha var karşılarına değerli arkadaşlar. Yıldırım'a mağlup oldular diyeceğiz bu Avrupa devletleri. önemlidir değerli arkadaşlar. Çünkü büyük bir oranda biz Avrupa devletlerini mağlup ettik. Bu savaş esnasında hatta buradan elde etmiş olduğumuz ganimetle Bursa Ulu Cami'ni inşa ettirecektir. Yıldırım Beyazıt Han derler ee, Avrupa'ya karşı göstermiş olduğu yani Avrupa devletine karşı gösterdiği bu askeri başarıdan dolayı Abbas Halifesi e, işte birinci mütevekkil Yıldırım'a bir ünvan verecek. Sultanı iklimi Rum, Anadolu ikliminin yani Rum coğrafyasının, Anadolu coğrafyasının hakim anlamına gelen Sultanı İklim Rum e, ünvanı verdi. Böylece e, Yıldırım Yıldırım'ın Yıldırım şahsında Osmanlı da arkadaşlar İslam dünyasındaki prestiji karışması artmıştır diyebiliriz. Evet Yıldırım zamanında değerli arkadaşlarımız Anadolu'daki birçok beylik ortadan kaldırıldı. İşte Germenoğulları, Aydınoğulları, Saranoğulları, Hamitcanlar falan isimleri ezber yapmanıza gerek yok. Anadolu'daki birçok beyliği ortadan kaldırdı. Dolayısıyla Anadolu'da birçok beyliği ortadan kaldırdığı için ilk defa büyük oranda değerli arkadaşlarımız Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır diyebiliriz. Sorularda çıkar. İşte bu beylikten işte bu beyliğin ismini verir. Derler kaşar soru der ki şıklarda Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır ifadesi çıkar ki bu yanlış bir ifadedir. Büyük ölçüde sağlandı. Peki Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak ne zaman sağlanmıştır dersek? Tabii ki Osmanlı'ya katılan son beylik Dulkadiroğulları'nın alınmasıyla gerçekleşir derler kaşarımız. 1515 kimdir? Yavuz zamanı değerli arkadaşlar. Evet bu dönemde Anadolu'daki birçok beylik ortadan kaldırınca yani Anadolu'ya doğru hakimiyetimiz genişleyince değerli arkadaşlar Anadolu topraklarının hakimiyetini veyahut da kontrolünü hızlandırmak, kolaylaştırmak adına kayınpederinin kendisine çeyiz olarak bırakmış olduğu Kütahya merkezi Anadolu eyaletini kurmuşur. Yıldırım Beyazıt zaman değerli arkadaşlar hatta kendisi zaten Kütahya'da, Kütahya'da sancak beyliği yapan bir liderdir diyeceğiz biraz light erkeğe benziyor. Yıldırım yapmış olduğu bu faaliyete bakarak değerli arkadaşlar. Evet neyse Yıldırım Beyazistan zamanında değerli arkadaşlar bu dönemde Dulkadiroğullarından bazı toprakları ele geçirdik. Bazı diyorum çok önemli değil bu ama Dulkadiroğullarla bizim ilişkimizin bozulması aynı zamanda Dulkadiroğullarını Anadolu coğrafyasına destekleyen Memlüklerden ilişkimizin bozulmasını ortam hazırladı. Dolayısıyla ilk Osmanlı Memlük sürtüşmesi bu dönemde gerçekleşir değerli arkadaşlar. Hatta Fatih dönemde Hicaz su yolu meselesinden dolayı bu e, i̇lişkiler daha da bozuldu devlet Kaşar. İlk Osmanlı Memlük Savaşı 2. Beyazıt zamanında gerçekleştirildi. Ağaçayrı Savaşı ile devlet Çukura bölgesinde. Peki Memlükler ortadan kaldıran sultan kim? Hani ilişkilerin ilk bozulduğu evet Yıldırım Beyazıt. E, Hicaz suyu yönden dolayı bu ilişkiler daha da yoğun bir şekilde bozulmuştur. Sürtüşmeler yoğun bir şekilde diplomatik sürtüşmeler yaşanmıştır. İlk savaş ikinci beyaz zamanında gerçekleşmişti. Özellikle Cem'i desteklemesinden dolayı devlet arkadaşlar. Peki Memlük Devleti'ne son veren Osmanlı padişahı kimdir? Mısır Fatih'imiz değerli arkadaşlarımız e, Yavuz Sultan Selim Memlükleri ortadan kaldırdı diyeceğiz. Evet Yıldırım deyince değerli arkadaşlar hiç şüphesiz sorularda çok yoğun şekilde karşıma çıkacak olan Ankara Çubuk Ovası'nda Timur Devleti ile gerçekleştirilmiş olduğumuz e, Ankara Savaşı değerli arkadaşlar. Bu savaşı değerli arkadaşlar işte Yıldırım'ın gözündeki şaşılıktan dolayı kör e, veyahut da Timur'un ayağındaki aksaklıktan dolayı kör topal savaşı olarak katlandırılır değerli arkadaşlar. Yani böyle bir ifade kullanılır Ankara Savaşı Ankara Savaşı'nın diğer adı olarak. Evet bu savaş önemli değerli arkadaşlar. Kuruluş döneminin belki de sorularda en fazla karşıma çıkacak savaşı budur. Bu savaşın şöyle bir sebebine bakacak olursak değerli arkadaşlar. Bu savaşın en önemli, en temel sebebi hem Timur'da hem de Yıldırım'da var olan cihan hakimiyeti mevkûresidir. Yani ortasından getirmiş olduğumuz kızıl elma düşüncesi. Dünyayı ele geçirme düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. Elekleşir. Artı işte Timur'un Çin seferi öncesinde doğusunda, özellikle batısında güçlü bir devlet bırakmak istememesi veyahut da işte e, Yıldırım'ın önünden kaçan Anadolu beylerinin Timur'a sığınarak Timur'u Yıldırım'a karşı kışkırtması veya da Timur'un mağlup etmiş olduğu Karakoyun veyahut da Cilay Devlet hükümdarlarının Yıldırım'a sınıf Yıldırım'ı Timur'a karşı kışkırtması. Ee, Timur'un yerine getirmesi mümkün olmayan bazı tekliflerinin mesela var olması değerli arkadaşlar. Timur teklifine ne diyor Yıldırım'a? Bir mektup yazıyor. Diyor ki ey şey diyor ey Yıldırım diyor. Ey Beyazıt diyor. Şu ana kadar kahrım üzerine olmalıysa bunun temel sebebi senin Avrupa'ya karşı yapmış olduğu etkin mücadeledir. Yani cihadından dolayı, İslam adına vermiş olduğun onurlu, başarılı mücadeleden dolayı ben sana karışmadım. Sen benim isim bir karıncasın, ben ise bir film. Karıncanın file meydan okuması beyhudedir der. Ve isteklerini sorarlar. Değerli arkadaşlarım der ki, bundan sonra hutbeyi benim adıma okutacaksın, parayı benim adıma basacaksın. Yani bir nevi dükkanı kapat diyor. Devleti kapat. Devlet bana itaat et diyor. Benim valim ol diyor. devlet arkadaşlar tabi caizse. E, veyahut da diyor ki işte Anadolu beylerinin topraklarını iade et sahiplerine. Yani devleti parçala diyor tabi caizse. Benim önümden kaçmakta olan bu işte e, şey var. Şey, Kara koyun hükümdarı Kara Yusuf veyahut da Celal hükümdarı var Ahmet Celal. Onları bana iade et diyor. Kellesini kesecekler arkadaşlar. Artı e, şehzadelerden bir tanesini bana rehin ver diyor. Eğer bu isteklerimi gerçekleşmesen tüm kahrım üzerine olur diyor. Fil karıncanın üzerine yürür diyor tabi caizse devletleşer. Yıldırım ne diyor? Ey Timur ile söylenen kudurmuş köpek. Ey Bizans tekfurlarının daha kafir olan Timur. Bilesin ki e, mektubunu aldım. En kısa zamanda cevabını alacaksın diye memati gibi rajon keser Yıldırım derler kaşar. Yani iki tarafta aslında birbirlerinin sinir uçlarına dokunur. Sebep şudur. sinirler insan yani öfkeyle kalkan insan e, doğru karar alamaz derler kaşar birbirlerinin sınır uçlarına dokunarak bir nevi yanlış hareket etmesini dolayısıyla yapacakları savaşta mağlup olmasını isterler devlet yaşar. E i̇şte birbirine karşı yapmış oldu bu sevgi dolu cümlelerin yer almış olduğu hakaret mektupları devlet yaşar tabi caizse savaşın diğer bir sebebi olarak karşıma çıkar. Ankara savaşının şöyle bir genel sonucuna baktığımızda devlet yaşar malumunuz aslında bu savaşı kazanabiliyordu Yıldırım Beyazıt ama özellikle şeydir devlet yaşar Yıldırım daha savaş başlamadan önce Timur'un satın almış olduğu Kara Tatarların ihanetine uğrar. Yani daha savaş başlamadan Osmanlı ordusundaki Kara Tatarlar Yıldırım'ın safına geçer. Anadolu beyliklerinin askerleri var bizim ordumuzun içerisinde. Bakıyor ki önceki sultanlar Timur'un safından mücadele veriyor. Dolayısıyla karşı tarafa geçerler Anadolu'daki Anadolu beyliklerine ait askerler. Dolayısıyla Osmanlı ordusu daha savaş başlamadan dağıldı değerli arkadaşlar. Her ne kadar Yıldırım son nefesine kadar tabi caizse son e, kan damlasına kadar mücadele ettiyse devlet yaşar e, savaşı kaybedecekler. Oğlan Mustafa ile beraber esir düşmüştür diyeceğiz devlet kaşar. Evet Osmanlı bu savaşı kaybetti devlet kaşar. Yıldırım gibi dirayetli bir hükümdarın e, Timur'un eline esir düşmesiyle devlet dağılma tehlikesiyle dağılma riskiyle karşı karşıya geldi devlet kaşar. İşte 1402 ile 1413 yılları arasında 11 yıl süren Osmanlı'da hükümdarsız dönem vardır. İki hükümdar arasındaki hükümdarsız dönem anlamına gelen Fetret devrini yaşayacaktı Osmanlı devlet yaşamız. Artı bu Ankara Savaşı sonrasında hani biz İstanbul'u kuşatıyorduk ya devlet yaşar. İstanbul'un alınması gelecekti yani Bizans'ın yıkılması 50 yıl gecikti diyebiliriz. Timur'un istemiş olduğu şey gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Anadolu'daki beylikler yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla o Türk Siyasi Birliği bozuldu maalesef. Ancak kurulmayan iki tane beylik vardı değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Kalesoğulları. Diğeri ise Sivas merkezi ortaya çıkan Kadı Burhanettin Devleti. Bu iki beylik dışındaki tüm beylikler maalesef yeniden inşa edildi. Böylece Türk Siyasi Birlik bozuldu diyeceğiz. Evet Rumeli bölgesindeki fetihler durdu maalesef. Rumeli'de yoğun şekilde toprak kaybettik dersek yanlış söylemiş oluruz. Rumeli'de ciddi toprak kaybımız yok. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlarımız Osmanlı'nın adil ve hoşgörülü yönetimi olarak ifade edilir. Söyleyelim çok çok önemli. Bu dönemde 11 yıllık fetret devrine devlet kaşağı bizim Rumeli'de ciddi bir toprak kaybımız yok. Bunun en önemli en temel sebebi devletin adil ve hoşgörülü yönetim anlayışına sahip olmasını ödeyeceğiz. Artı Anadolu'da devlet kaşar. İşte Timur şehirlerimizi yakıp yıkacaktır. Birçok şeyi talan edecektir devlet kaşar. o TRT borçluğu çıkacaktır ortaya. Bu da doğal olarak ekonomik ve sosyal düzenin bozulması anlamına gelir. Evet 8 ay boyunca Timurlen'de esir hayatı yaşayan, demir kafes içerisinde şehirden şehre dolaşılan Yıldırım Devlet Akşehir, Akşehir bölgesinde kahrından çatlayarak ölecektir. Yani kalp sektesine yani kalp krizinden öldüğü rivayet edilir. Her ne kadar bazı kaynaklarda işte yüzündeki zehri içerik intihar ettiği rivayeti olsa da böyle bir bilginin doğruluğu payı sıfırdır değerli arkadaşlar. çünkü intihar haramdır. Yıldırım gibi bir dirayetli bir şahsın da intihar etme şansı Ihtima, ihtimal, davranışlı intihar etme ihtimali söz konusu değildir. Artı intihar edecek bir şahıs 8'e beklemez değerli arkadaşlar ve eserat hayatına 8'e katlanmak durumunda kalmaz. Artı böyle bir yüzük söz konusu olsaydı e, Timur'un o yüzüğü almama ihtimali yoktur değerli arkadaşlar. Yani Yıldırım hakkında uydurulan bir iftira, iftira olarak ifade edilebilir. Yüzündeki zehri içerik intihar ettiği ifadesi kahraman çatlara görmüştür Yıldırım. Sebep şudur yani siz e, Sultan İklimur'umsunuz veyahut da Balkanlarda çok güçlü bir şekilde fetihler gerçekleştiriyorsunuz. Ama sonuçta demir kafesin içerisinde hapsayeti yaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Eşiniz e, Olivera Despina isimli bir Sırp eşi vardır. Yıldırım, Yıldırım'a sakinlik yapıyor derler arkadaşlar. Bu durum karşısında Yıldırım'ın karına çatlaması kadar doğal bir şey söz konusu olamaz. Evet Yıldırım zamanındaki şöyle bir gelişmelere baktığımızda değerli arkadaşlar. Kütahya Sancak Beyliği yaparak tahta çıktığını ifade etmiştik. Ve Osmanlı tarihinde ilk cülüs bağışışını dağıtan şahıstır. cülüs bağışışı değerli Hükümdar olan Şehzade'nin yani cülüs eden Şehzade'nin Kapı kullanı, dağıtmış olduğu ikramiye verilen isimdir. Osmanlı'da ilk cülüs bahçisini dağıtan şahıs budur. Peki, cülüs bahçisine son veren padişah kimdir? Sultan I. Abdülhamit derlekaşa cülüs bahçisin ortadan kaldırdı. Evet, Osmanlı'daki ilk tıp medresesini Bursa bölgesinde açan Yıldırım Han'dır. Ve ilk kez Gelibolu bölgesinde büyük bir tersini açında yine Yıldırım Beyaz Han olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlarım. Önemlidir. Özellikle Cülüs Başçı sorularda bolca karşıma çıkacak bir ifade değerli arkadaşlarım. Evet bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki dersimizde görüşmek temelisiyle hoş kalın, hoşça kalın.